Gülse Birsel sosyal medyanın gündemine birinci sıradan oturduğu, en çok o konuşuluyor. Peki neden? Ünlü senarist, oyuncuyu Türkiye gündeminin en tepesine çıkaran gelişme ne? Hemen cevap verelim. Birsel en az yazdığı senaryodaki kadar mizah dolu bir haberin kahramanına benzetildi. Aile Arasında filminde Birsel'in hayat verdiği Mihriban'a hem fizik hem komiklik her açıdan benzerlik, ama ne benzerlik. Haberden çok o konuşulunca haliyle Gülse Birsel de sosyal medyadan açıklama yapmak zorunda kaldı. Yok, evlilikten sıkıldım. Sen ne diyorsun Mihriban? Boşanacağım ben senden. Bir tarafta senarist ve oyuncu Gülse Birsel. O şekilde düşünme lütfen. Ama o şekilde. Diğer tarafta sadrazam torunu olduğunu iddia eden Nilüfer Bozbağ. İkisini birleştiren noktaysa Mihriban. Ben topladım senin bavullarını yatak odasında. Bozbağ sadrazam torunu olduğu iddiasıyla haber oldu. Hanlar, hamamlar, saraylar ve hatta Çeşme'nin yarısının kendisine ait olduğunu söyledi. Bu haberi gölgede bırakan iddia sahibinin görüntüsü oldu. Nasıl buldunuz güzel adanamızı? Madem güzel, ne soruyorsun nasıl diye? Soruyu sor, cevabı ver. Kendi kendine sohbet et. Oh, ne âlâ iş. Sosyal medya bu benzerliği kaçırmadı. Aile Arasında filminde Gülse Birsel'in oynadığı Mihriban karakteri üzerinden haber paylaşım rekoru kırdı. Kısa sürede Gülse Birsel trend topik oldu. Şu lafı sakın unutma. Gerçeklerin er geç sahneye çıkmak gibi bir alışkanlığı vardır. Sen bak gör, ben seni izlerim. Sonunda Birsel de bu benzerliğe kayıtsız kalamadı. Dedelerim sadrazam değil, İstiklal Savaşı gazisi. Çeşmenin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim mesajını paylaştı. Ben bunu 21 yıl sonra bugün öğreniyorum, inanır mısınız? Hamileyken kocasının ihanet ettiğini öğrenen kadın boşandı, ama öteki kadına da ayrıca manevi tazminat davası açtı. İddiası şuydu: öteki kadının kocasının evli olduğunu bilerek ilişki yaşadığını, kendisini küçük düşürerek kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu. Aslında yerel mahkemede onun gibi düşündü, ama karar Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Öteki kadın hukuk önünde suçsuz bulundu. Bakalım sokak bu konuda ne düşünüyor? Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Tabii ki de ona kızarım. Sonuçta evli ve evli olarak eşini aldatmış oluyor yani. Böyle bir şeye affedemem, ona baştan söyledim. Aldattıysa benim için bitmiştir. Her şeyi yap ama aldatma olursa biter yani. Ben bilmiyorum, eşim bilir. Herkes kendinden sorumlu. Üçüncü kişinin sorunu yok. Üçüncü kişinin tazminat Amerikan hukukundan kaynaklanan, biraz televizyon ve dizilerden bizi etkileyen bir durum. Ortada bir kandırma olup olmaması da önemli değil. Aldatan eş mi suçlu yoksa üçüncü kişi mi? Sokağın cevabı net. Sorumluluk birbirine söz veren eşlerde diyorlar. Ama haberimize konu olan davada eş öyle düşünmedi. Aldatılan kadın sadece kocasına değil öteki kadına da tazminat davası açtı. Hukuki süreç böyle başladı. Hukukumuzda sadakat yükümlülüğü sadece eşleri ilgilendiriyor. Eşlerin bir ilişkisi olursa bundan sadece eşler sorumlu. Ne alakası var yani? Eşimden soracağım tabii. Onun yaptığı bir saygısızlık var, ihanet var. Onda da suç ararım biraz, ama en büyük kabahat eşimde tabii ki. Aldatılan kadın o dönemde hamileydi. Öteki kadının eşiyle ilişki yaşayarak onurunu kırdığını, kendisini küçük düşürdüğünü belirterek kişilik haklarına ağır saldırı yapıldığını iddia etti. Niye üçüncü kişide sorumluyum ki? Benim eşim beni bilip de başka kadına gidiyorsa eşimde suç var. Kadın aslında çok o konudan müsterihimle. Ki ben başkasını sorumlu tutamam. Karım var, hayatım var. Kadının suçu yok. Suçu tabii ki de var. Evli olduğunu bile bile onunla görüşmesi çok saçma zaten. Ama eşinde suç var. İkisi de sorumlu. Erkek aldatmayacak. Kadınlar da hayır demeyi bilecek. Diğer şahıs beni ilgilendirmez. Ben ondan söz almadım. Ben eşimden söz aldım. Eşimden sorarım. Üçüncü kişilerle muhatap olma. Mantıklı değil mi? Üçüncü kişiyle bunların bir bağlantısı yok ki. Yerel mahkeme aldatılan kadını haklı buldu. Öteki kadının tazminat ödemesine hükmetti. Bu kez öteki kadın itiraz etti. Yerel mahkemenin tazminat kararı önce Yargıtay, sonra Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Yani yargı üçüncü kişiyi sorumlu tutmadı. Çünkü Yargıtay şunu diyor: evlilik birliği içindeki bütün sözler ancak eşlerin birbirine vermiş olduğu sözlerdir. Bu yüzden Yargıtay bu gibi tazminat taleplerini reddediyor. Ben de aldatsam bende sorun var. Yani diğerinde suç olamaz. Kim suç? Eşim. Eşim. Yani eğer gidip...